kabuklarını bugün Saadettin'in gideceği bütün güzergahlara serpiştireceğim. Birine basmazsa muhakkak birine basacak. Ve ayağa kayıp düşüp beynini patlatıp ölecek inşallah. Minayım görevinden yırtık, şimdi de yağmurun yağmasını bekliyoruz ya. Ya be yağmur, ya da gideyim masarcığımın yanına. Bırakın artık çocuğunuz her şeyi gönlünce kırsın. Çünkü yapış yapıştırıcıları var. Peki bu nasıl? Yapış yapıştırıcılarıyla fay hattını bile yapıştırabilirsiniz. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Yapış yapıştırıcıları kırık kalpleri bile yapıştırır. Çok iyi be kanka. Ya, herhalde. Sevgilim, dün gece seni kırdığım için çok özür dilerim. Bak sana ne aldım. Yapıştırıcıları canım. Arkadaşlar mesai bitmiştir. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Ay kafam patladı ya. Kanka ne? Gidiyor muyuz? Nereye? Eğlenmeye oğlum. Arif be, ay tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yani vallahi maşallah Patanaz kızım. Bu kadar kısa zamanda ne kadar çok çeşit yemek hazırladın sen böyle. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer dediler. Elimden ne geliyorsa yaptım mevki efendim teyze. Say bakalım Patanazcığım, neler hazırladın? Talaş böreği, yaprak sarma, köfte, Arnavut ciğeri, çorba, pilaki, bu da patanaz salatası. Gün özel patan. Burada da Bengaldeş dolması. Peki ama bu tabak boş. Tabii boş olacak çünkü hepsini ben yedim. Masa, Sibel, Nibel, kadehimizi bu gecenin hatırına kaldıralım. Hadi bakalım. Bu gecenin hatırına... kanka be, artık yeter, gidelim son kez bir şey var. Ya saçmalama, akıllım. 40 yılın başında ne güzel eğleniyoruz. Kızları da çok zor bulduk kanka. Hadi eğlenceye devam, hadi bakalım. Mazhar Bey, ben sizi daha önce pek buralarda görmedim. Gece hayatınız pek yok galiba. Ben mi? Yok, ben geceleri erken yatıyorum. O yüzden gelemiyorum. Duydunuz mu, erken yatıyormuş. Yatalak. Yatalak. Ama bu gece erken yatmak yok, öyle değil mi Müfit Bey? Olur mu güzelim böyle şey, erken yatılır mı hiç ha? Mazhar Bey, peki bunun sizin için bir mahsuru var mı acaba? Yok canım, ne mahsuru olacak? Ruhsar nasıl olsa birkaç gün yok. Efendim, kim dediniz? Uykum yok dedim. Yani benim uykum yok ondan. Masar'ın uykusunun şerefine. Uyuma, uyan Masar. Allah Allah. Nerede kaldı bu çocuk? Hiç böyle gece gelmemezlik yapmaz. Ay merak etme anneciğim. Belki işten çıktıktan sonra bir yerlere yemek yemeye gitmişlerdir. Değil mi? Ama artık dışarıda yemek yemeye paydos edecek. Masar Bey kendi ellerimle döner bile yapacağım. Hatta isterse çocuk menüsü yapıp yanında oyuncak bile vereceğim. Gel buraya. Kısa adam gel. Yine kızlar gel. Tabii kadın. Ne iyi ettik de Felik'ten bir gece çaldık ya. Felik'in ruhu gelin kızlar, gelin. Sabah bu tarafta yasak olanları oturun. Allah. Masar. Allah. Oğlum bu ne hal? Evet abi, bu ne hal? Ayrıca sen Müfit Bey, yazıklar olsun. Fakat anne, neden bahsediyorsunuz anlayamadım. Kim bu kızlar? He? Yanımızda kız mı var bizim? Nerede? Hani? Ha? Ne ayıp şey ya, kızlar nereden çıktınız siz ya, utanmıyor musunuz? Bekar bir erkeğin evine salına gece vakti sinsice giriyorsunuz. Ne utanmaz şeylersiniz siz ya. İyi misin hayatım sen? Bak adımı da öğrenmiştik, terbiyesiz. Kes düzenbaz seni. Kızım siz de ne utanmaz arlanmazmışsınız. Nişanlı bir erkeği baştan çıkarmak ayıp değil mi? Nişanlı mı? Kim nişanlı Mahsar? Kim nişanlı Müfit? Kim nişanlı Menkıbe teyze? Ben nişanlı değilim. Ben nişansızım. Evladım, minik kuşum. Tabii ki sen nişanlısın. Bak işte bu da yeni nişanlın Patanaz. Merhaba Mahsar Bey. Merhaba Domanaz Hanım. Domanaz değil, Patanaz. Hiç içiniz sızlamadı değil mi Müfit Bey? Yazıklar olsun, bu durumda yetersiz kalır. En iyisi size yuh olsun Müfit Bey, yuh olsun. Sana ne kızım?
O bekar bir çocuk, istediğini yapabilir. Olur mu anne? Abime kötü örnek oluyor diye kızıyorum. Durum sandığın gibi değil Firdevs. Ya sandığımız gibi olmayan bu durum nasılmış acaba? Açıklar mısınız Müfit Bey? Ben şey yani ben yetkili değilim. Yani Mazhar açıklasın daha iyi. Şimdi bu kızlar aslında bizim bir reklam çalışmamız var, kampanya, onun için gelmişlerdi. Kötü bir niyetimiz yok yani, öyle değil mi kanka? Evet evet evet, tabii tabii, reklam için geldiler. Kamyon lastiği reklamı. Oha, oha. Kozmetik de, kozmetik reklamı demek istedin herhalde. Yani kamyon da kozmetik. Neyse, neyse. Bak minik kuşum, bu patanaz var ya, nefis yemekler, harika yiyecekler hazırlayan bir kız. Yani bu kadar yemek çeşidini rüyanda bile göremezsin yani. Rüyana sığmaz. Anneciğim, acilen şu anneciğim kozmetik kampanyası işini bitirmemiz lazım. Yoksa Önder Bey bizi işten kovacak. İşsiz, parasız birine de kimse kız vermez. Oğlum, Masak, bak çok iyi düşün. Bu zamanda böyle standart donanımda yemekler yapabilme özelliği olan bir kızı çok zor bulur. Haklısın, çok zor. Kesinlikle. Hadi güle güle, sonra görüşürüz. Hadi bakalım, standart donanımlı patanas patanas, hadi. Sen o hıyarı yolda yersin, nasıl olsa acıkırsın, hadi. Hadi güzel, hadi. Hadi bakalım. Aferin be kanka. Durumu çok iyi kurtardın vallahi. Yoksa Firdevs'e rezil olmuştum ha. Ne Firdevs be? Yani sen rezil olmuştun bir abi olarak. Ay vallahi çok olsunuz Mazhar Bey. Yani ne diyeyim, aynı tiyatro gibisiniz. Biz biraz böyleyizdir. Alaylıyız biz, alaylı. Eğlencemizi elimizde olmayan nedenlerden dolayı ara verdiğimiz için özür dileriz. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet. Dans, dans, dans. Sabaha kadar dans. Kalk, 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 kalk. Hadi gözüne fener tutulmuş kedi gibi durma. Ben dans etmeyi sevmem ya. Şampanya falan yok. Şampanya mı? Olmaz olur mu? Bu ev şampanya dolu be. Oo, yemekler de harika. Ben de acıktım valla. Gel, gel. Gel böyle otur. Gel. Sibel'cim şu bardak senin. Mibel, Müfit, bu da Mazhar. Sevmiyorsun da ben şimdi. Aman aman. Hadi bakalım. Arkadaşlar, bu güzel hanımların şerefine içmeyi öneriyorum. Mazhar, Sibel, Mibel. Hadi bakalım. Mazhar, neler oluyor burada? Çabuk söyle. Ruhsar, Ruhsar. Ay Halil, sen gelemeyecektin ya. Ya demek benim yokluğumdan yararlanıp alemler yaparsın ha? Şimdi kim bilir sen bu durumu ne zannediyorsunuzdur ama durum öyle değil. Biz bu arkadaşlarla reklam çalışıyoruz. Canlı konu mankenleriyle çalışırsak daha iyi şeyler üretebiliriz diye düşündük ya. Tabii tabii, ben de yedim. Demek beni keriz yerine koyma ha? Görürsün sen şimdi kerizi. Fondip, fondip, fondip. Sonra da zenci gelmiş. Değil mi kanka? Ulan kanka, ne matrak adamsın ha? Kızlar baksanıza alnında ne yazmış. Ay çok hoşsunuz Mazhar Bey. Doğrusu sizi daha yakından tanımak için sabırsızlanıyorum. İnan bana ruhum, biz buraya çalışmaya gelmiş bulunuyoruz. Bak doğruyu söylemiyor musun sevgili kocacığım? Ruhsar Allah aşkına yapma artık, elinde kalacağım ya. Şimdi Pinokyo gibi burnu uzamaya başladı. Kanka nasıl yapıyorsun bunu ya? Ulan David Copperfield gibi adamsın ha. Çürük. Oh be. En büyük yeteneğin de eve kadın atmak değil mi sevgili kocacığım? Yok. Ama bu kadarla kurtulacağını sanıyorsan aldanıyorsun. Önce şu salakları göndereceğim. Sonra sana sıra gelecek. Ya, bir şey yapma. Yapma. Bize ne oldu böyle? Aman Tanrım. Prenderi de mi oldu? Allah aşkına ya. Yapma, şunların haline bak ya. Yazık ya. Çektiğim benim ya. Ne biçim? Bütün bunları sen yaptın değil mi kanka? Ben yaptım. Tabii kim yapacak lan burada başka? İyi alt ettin lan. 40 yılda bir yani fenekten bir gece çalıp kızlarla eğlenecektik yani. Bingiler. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Olmaz ya hocam. Bırak ya. Oğlum dur be. Ne güzel eğlenecektik mi oğlum? Ne yapayım, eve gideyim yatayım artık. Ya ben başkası. Madem bu işe beraber kalkıştınız, bundan sonraki hayatınızda da beraber yaşayacaksınız. Ben bundan daha gideceğim ya. Nasıl yani? Ha? Böyle yani. Ruhsar bunu bize yapamazsın.
Yaptım bile. Bundan sonraki yapışık hayatınızda başarılar dilerim canım. Ne oldu bize böyle ya? Yapma Ruhsar, gözünü seveyim, ayır bizi. Aha. Kusura bakma canım, ikiniz de cezalısınız. Ruhsar bizi böyle bırakma. Oğlum, ne oldu bize ya, ne oldu bize kanka? Dur ne oldu ya, lan, dur, telaş yapma, geçici bir durum bu. Nasıl geçici lan, nasıl geçici? Geçici körlük gibi geçici yapışık ikizlik mi var lan? Ayrıca nasıl bu hale geldik kanka? Belki de akraba evliliğinden böyle olmuşuz. Akraba evliliği mi? Oğlum yani öyle bir şey olamaz ki yani, biz senin akraba değiliz. Ayrıca öyle bir şey olsa bile bu seneler sonra mı ortaya çıkar lan? Tamam tamam, gel 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 bakalım, gel sakin ol, şuraya otur. Artık sana her şeyi anlatmanın zamanı geldi. Bak şimdi kanka, benimle evlenmek isteyen fakat bunu başaramayan bir kadın var. Bu onun işi. Büyü gibi bir şey yaptı herhalde yani. Yapışık ikiz büyüsü. Oğlum sen de evlenseydin be o zaman. Oh, nereden bilirdim ya kadının bu yollara başvuracağını? Ay, içim geldi. Çok yavaşım geldi. Ya, hadi bakalım. Sen nereye be? E oğlum, yapışık ikizlerin ayrı ayrı dolaşmak, ayrı ayrı tuvalete gitmek gibi bir lüksü yoktur. Sen nereye, ben oraya. Ben nereye, sen oraya. Peki gidelim o zaman. Hadi bakalım gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsar'cığım ölmemiş.